Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ne haber, nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır konuşmuyormuşuz gibi hissettim ama galiba zaten öyle. Bugün hem birlikte hazırlanalım istedim hem de biraz sohbet edelim istedim. Çünkü anladım ki konuşmamı istediğiniz birkaç konu var, özellikle benimle alakalı. Bu yüzden hem bunlara değinmiş olalım hem beraber hazırlanalım diye düşündüm, neden olmasın. Şimdi konu başlıklarını notlarıma yazdım. Böyle birkaç konuya değineceğim. Şimdi makyaja başlamadan önce bugün saçlarımı da fönleyeceğim için aslında kestiğimden beri daha düz duruyorlar. Mesela dün sadece kuruttum. Hiçbir şey yapmadım. Ama kesince saçımın şeyi değişti. Hemen çeviriden yazıyorum. Yapı olarak çevirdi ama saçımın yapısı diyebilir miyiz? Saçımın yapısı değişti. Yani eskiden mesela çocukken saçlarım düzdü benim. Yani genel olarak düzdü. Uçlara doğru biraz daha böyle dalgamsıydı. Dalgamsı? Yemin ederim. Ne kadar oldu buraya geleli? 5 ay falan oldu ben Almanya'ya geleli ve gerçekten Türkçem etkileniyor bundan. Çok kötü. Neyse, Allah'tan yakın zamanda Türkiye'ye geleceğim. Saçım şimdi eskisi gibi düz oldu. Ay, özetle şunu söyleyecektim ya. Üf. Ama artık saçıma biraz daha dikkat ettiğim için mutlaka ısıya karşı koruyucu ürünler kullanıyorum. Bunu ben ergenliğimde kullanıyordum. Burada yaşıyorken kullanıyordum ama bu Türkiye'de de var. Migros'ta falan görmüştüm ben bunu. Schwarzkopf'un Got to be 220 dereceye kadar koruyan bir koruyucu spreyi, aynı zamanda da böyle daha gloss bir finish'i varmış. Bir bitişi varmış, öyle diyelim. Biraz çalkalıyorum ve saçıma bunu komple sıkıyorum. Ben kokusunu da çok seviyorum. Ve illaki de hani koruduğuna inanıyorum ya. Hani hiç yoktan. Ama mesela bunu sıktım hemen. Hurra, saçımı düzleştireyim değil yani. Şimdi ben bunu sıktım, saçımı da bekletiyorum. Ve o esnada da makyajımı yapıyorum. En son saçımı yapıyorum gibi. Şimdi başlayalım o zaman. Önce bir ışıltılı bir şey sürmek istiyorum yüzüme. Çünkü her ne kadar kış olsa da ben parıltıyı çok seviyorum. Evet. Nerede parlayan bir şeyler hemen dikkatimi çeker. Gerçekten çok klasik. O kadar düz bir kız çocuğuyum ki size anlatamam ya. Burada da aynam var. Ona da bakacağım ara ara. Çünkü sadece kameradan bakınca kötü oluyor. Sizinle böyle göz göze bakmıyormuş gibi hissediyorum. Şimdi fondöteni sürerken şu sıralar neler yaptığımdan bahsedeyim. Fondöten olarak ne kadar çok buna direnmeye çalışsam da elinde sonunda gidip L'Oreal True Match aldım. Kendi cilt tonumdan daha koyu aldım. Ve bence siz de fark ediyorsunuzdur ki eski videolarımı açın lütfen, bakın benim ilk hazırlanma videom bu değil. Ben eskiden daha beyazdım. Bu sene, bu yaz yani. Bu yaz güneşte yandım. Evet, rengim açıldı ama hala çiğ bir beyaz olmadım. O rengime geri dönmedim ve bu beni aslında mutlu ediyor. Çünkü gerçekten çiğ beyazsanız hayat çok zor. En ufak gözenek, en ufak sivilce o kadar kötü görünüyor ki. O yüzden çok mutluyum. Ve şimdi de daha koyu ürünler tercih etmeye çalışıyorum. Mesela eskiden olsa bunun en açık rengini 05'ti galiba. Onu alırdım ama ben 1 nokta, aman görünmüyor. Kuslar mısın bebeğim? Hı? Sen de mi küstün bana ne zamandır çekmiyorum diye? Heh. 1.5 natural. Elimle uygulayacağım. Aa, bunu çalkalamak lazımdı. Her yerime geldi şu an. Shit. Arkadaşlar, fondöten lekesi Tide'dan nasıl çıkar? Bana bunu bir söyleyebilir misiniz? Şunu bir çalkalayayım. Acemiliğime geldi ya. Lux diye
şey yaptım. Aa, bu hala böyle su gibi. Olayı bu herhalde, bilmiyorum. Bayağı su gibi. Ben bunu nasıl uygulayacağım ki? Neyse, birkaç defa üstünden geçebiliriz. Ama yapısı çok güzelmiş. Çok hafif. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Böyle çok, çünkü şimdiye kadar kullandım, orta kapatıcılık dese de Rimmel London'unkini kullanıyorum biliyorsunuz. Mavi kapaklı olanı kullanıyorum. Aslında hepsini kullandım. Turuncu, kırmızı hepsini kullandım ama en çok mavi olanını sevmiştim. Ama o bile fazla ya. Cidden. Tabaka gibi duruyor. Neyse. Bu sıralar ne yapıyorum? Ben şu anda devletin imkanlarını kullanıyorum. Şöyle ki, siz buraya geldiğinizde ikametgahınızı yaptıktan sonra kendinizi, eğer işsizseniz, işsiz olarak ilan etmeniz ve iş arayışına açık olduğunuzu beyan etmeniz falan gerekiyor. Tabii ki bunu yaptım. Çünkü bunu yapmasanız zaten işsizlik maaşı falan alamıyorsunuz. Sonra devlet bir eğitime yolladı beni. Yani şu anda bir eğitim alıyorum. Kapatıcı sürdüm. Lütfen koşarak şu kapatıcıyı alın. Yani bitirdim. Yeni bir tanesini de aldım. Türkiye için saklıyorum. Essence'in kamuflaj adlı kapatıcısı, ama böyle güçlü ve gün boyu kalan bir kapatıcı yok. Zaten suya dayanıklıymış. Bence o yüzden hemen dağılmıyor, yok olmuyor, uçuşmuyor, gitmiyor. Eğer uygun fiyatla iyi bir kapatıcı arıyorsanız buna mutlaka bakın. Zaten Essence ürünlerini ben tercih ediyorum. Hem ergenliğimden tanıdığım bir marka. Yani dövme bile kapatıyormuş. Denemedim ama denenebilir. Biraz da göz kapaklarıma süreyim. Neyse, bir eğitime katılıyorum şu an. Bu eğitimde de amaç sizi iş görüşmelerine hazırlamak. Yani biz ilk başta dersin ilk zamanlarında daha böyle sizin karakteristik özelliklerinizi ortaya çıkarmaya yönelik testler uyguluyorlar size. Ödevler vesaire yapıyorsunuz. Sonrasında bunu geçtikten sonra ben hangi alanda çalışmak istiyorum? Bunu biraz araştırıyorlar sizinle birlikte. Bunu da yaptıktan sonra bir yandan da makyaj yapsam hiç fena olmaz. Bir yandan da size işte doğru CV nasıl hazırlanılır? Çünkü burada sadece maddesel bir CV göndermiyorsunuz. Gerçekten kompozisyon yazıyorsunuz diyebilirim. Onun nasıl hazırlandığına, size uygun iş bulmada yardım ediyorlar. Yani sadece siz iş aramıyorsunuz, onlar da bir yandan sizin için iş arıyorlar. Yani ekiple, yani bir ekip olarak sizin için çalışıyorlar. Sizi mutlu edecek bir işe yerleştirmek için uğraşıyorlar. Bence çok mantıklı bir uygulama. Keşke böyle bir şey Türkiye'de de olsa. İnsanlar ne bileyim böyle kişilik testleri yapsa ve neyi seviyor, neyi sevmiyor bunu daha iyi öğrenebilse. Keşke. Bu da böyle çok annemin aldığı bir palet. Çok güzel renkleri var ama 4 tanesi mat, gerisi böyle daha pırıltılı. Ben de şunu seçtim biraz daha üstüme uygun olması için. Biraz da şu açık renkle karıştırıyorum ki biraz ışıltılı olsun. Bugün nedense canım çok fazla ışıltı istiyor. Neyse, işte şu an öyle bir eğitim alıyorum. Dolayısıyla sabahları çok erken uyanıyorum. Niye evden yapıyoruz? Çünkü burada da hayat gerçekten durdu. Hatta Türkiye'den çok daha önce biz karantinaya girdik. Hala karantinadayız. Marketler, süpermarketler dışında hiçbir şey açık değil. Ve bu kaç aydır böyle? Gerçekten artık herkes bunu almış vaziyette. Şu anda seminerler vesaire de yasak. O yüzden bu eğitimi online alıyorum. Ama mesela kardeşim bunu birebir orada aldı. Şimdi online olunca daha rahat olduğunu düşünmüştüm ama
asla öyle değil. Çünkü online olduğumuz için daha çok darlıyorlar. Daha çok işte iş veriyorlar. Mesela bir sürü ödev veriyorlar. Ben gün içinde gerçekten sürekli ödev yapmakla uğraşıyorum. Bugün mesela teslim etmem gereken bir makale var. O makale de işte iş yerine yollayacağım bir makale. Onu bitirmemi istediler. Bugün onlara yollayacağım. Sonra da işte üzerinden geçilecek vesaire tamamlandığında da işverene yollayacağım. Onun dışında önümüzdeki hafta iş görüşmesi simülasyonu yapacaklar. Gerçekten bir iş görüşmesine hazırlanıyormuş gibi hazırlanmamızı istiyorlar. Ve onlar da bize bir işverenin sorabileceği soruları soracaklar. Bir iş görüşmesi yapacaklar ve bunu da kayda alacaklar. Benim için video kaydı hiçbir sıkıntı değil. Zaten kendim de yapıyorum. Ama ya ben iş görüşmelerine çok geriliyorum ya. Yani ne söyleyeceğim, ne yapacağım? Elim ayağıma biraz dolanıyor. Ama Türkiye'de o kadar çok iş görüşmesine katıldım ki artık biraz da hani sert bir kabuğum var diyebilirim. Onun dışında gerçekten hep evdeyim. Hep evdeyim. Hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten yapabileceğimiz bir şey yok. Buluşmak, görüşmek vesaire onlar da yasak. Yani kimse kimseye gitmiyor. Kimse kimseyi görmüyor. Bir yerde toplanmıyor. Gerçekten geçen şeye gittim. Süpermarkete gittim tek başıma. Yürüme mesafesinde bana. Yürüdüm. Ve bir yandan tabii Harun'la konuşuyorum. Ve ben o süpermarketten çıkmak bilmedim. Ve onun dediği cümle gerçekten çok komikti. Bir an aslında trajikomik. Çünkü bana şunu dedi. Neden gratisi gezer gibi market geziyorsun? Neden? Çünkü gezecek başka hiçbir şey yok. Gerçekten o an o süpermarketi gezmek benim için o kadar ne bileyim farklı bir deneyim gibi geldi ki size anlatamam. Gerçekten kafayı yedim artık iyice. Burada HES kodu MES kodu da yok. Hani herkes kafasına göre girip çıkıyor yani. Şu anda koronalı bir insan şey yapabilir. Markete gidebilir yani. Kim nereden bilecek? HES kodu mu var? Biraz daha yakınınıza gelin. Öyle işte yani. Özetle Almanya'da şu anda bunu yapıyorum. Şaka maka bir yana bayağı. Neden bunu fırçayla yapmadım ki? Fırçayla yapalım. Şaka bir yana 5 ay oldu ben buraya geleli. Zaman çok çabuk geçiyor arkadaşlar ya. Ben gelirken buraya birkaç ay kalır dönerim diye düşünmüştüm. Çünkü hemen işe gireceğim. Hemen para biriktireceğim. Türkiye'de planladığım bir şey vardı. Onu yapacağım falan diye düşünüyordum. Ama gel gelelim korona bize engel oldu. Şu anda işte hostesliği araştırıyorum aslında. Kariyer koçumla da bu alanda daha yoğunlaştık. Çünkü ben hep hostes olmak istemiştim. Türkiye'de bu mümkün olmadı. Çünkü dövmem var. Dövmelerim var daha doğrusu. Ama burada bu bir sorun teşkil etmiyor dövmenizin olup olmaması. Yeter ki böyle hani yüzünüzde falan olmasın. Elinizde olmasın. Ama öbür türlü kamufle edebiliyorsanız dövmeyi saymıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Şu anda da açık ilan yok. Hiçbir havayolu şirketinde yok. Öyle olunca benim alternatif bir iş bulmam gerekiyor şu an. Alternatif bir iş bulmam gerekiyor. O alan açılana kadar. Ne zaman ilan koyarlar onu da bilmiyorum. O yüzden artık çalışmam da gerektiği için bunu bir an önce bir iş bulmam lazım. Bir işten kastım, şimdi niye mesleğini yapmıyorsun diye bir soru da gelebilir aklınıza. Mesleğimi yapmak istemiyorum. Ben Alman dil edebiyatı okudum. Bu öyle bir benim kariyer koçum da aynı bölüm mezunu. Tabii o Türkiye'de okumadı, o bölümü Almanya'da okumuş. Haliyle daha donanımlı. Ama onun da dediği bir şey, edebiyat okuyup her şeyde olabilirsin, hiçbir şeyde olabilirsin.
Yani çevirdiğimde böyle. Gerçekten de öyle. Hani bu bölümü okumak çok akıl işi değil. Çünkü kolay iş bulabileceğiniz bir alan değil. Evet, belli başlı çalışabileceğiniz yerler var. Gidip ek eğitim alıp ya da ek bölüm okuyup şey de yapabilirsin. Aa bak, taramayınca bunlar yapışmış. Ek bir bölüm okuyup öğretmen olarak da çalışabilirsiniz. Ben Türkiye'de formasyon almıştım ama onun burada bir geçerliliği yok. Burada üniversiteye devam etmeyi düşündüm bir ara. Yüksek lisans yapmayı düşündüm ama o da nitekim bir sürü zorluklar getirdi beraberinde. Yani dilerseniz bu konuyla alakalı tecrübelerimi başka bir videoda anlatabilirim size. Üniversite kısmında ne gibi sıkıntılar yaşadığımı. Ama yani geldiğimden beri sıkıntı yaşıyordum. Yaşıyorum. Yaşamaya da devam ediyorum. Bu benim psikolojimi gerçekten çok etkiledi. Çünkü neticede 4 yıl emek verdiğiniz bir şey var. Ama buraya geldiğinizde onun hiçbir geçerliliği yok. Yani var da işte hani istediğiniz geçerliliği yok işte. Öyle olunca gerçekten böyle emeklerim boşa gitti kafasına çok girdim ve çok da etkilendim bundan. Bilmiyorum, bakalım hayırlısı. Dediğim gibi 5 ay oldu buraya geleli. Türkiye'yi inanılmaz özlüyorum. Yani şu anda bana bir açık bilet verseler, hadi ya Türkiye'ye gideceksin ya da burada kalacaksın deseler, Türkiye'yi seçerim. Evet, Türkiye'de geçinmek çok zor. Şu anda gerçekten beni taşlıyordu olabilirsiniz. Ama buraya ben istediğim zaman gelebilirim, istediğim zaman kalabilirim. Ve şu anda doğru zaman değilmiş gibi çok fazla hissediyorum bunu. Ya da bilmiyorum. Cidden bazen hani Harun'dan mı böyle düşünüyorum diye de geliyor aklıma. Ama ona da bağlamak istemiyorum böyle. Bir şeyi ona bağlamak istemiyorum. Çünkü onunla tanışmadan önce ben zaten gitmekten biraz vazgeçmiştim. Ama şu an buradayım. Yani artık bunun bir dönüşü yok. Şu anda bulunduğum durumu, konumu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayım. Yani biraz böyle askerlik gibi bakıyorum buna. Ben ama askerde olan benim. Ve gerçekten hayat böyle. Kimisine hayat her şeyi doğduğu andan itibaren önüne sererken, kimisi kendi önüne bir şeyler serebilmek için çaba sarf etmesi gerekiyor. Kolay yoldan erişmiyor çoğu insan bir şeylere. Ve ben onlardanım. Yani benim kimseden hiçbir beklentim yok. Olamaz da zaten. Ne ailemden ne de başka birinden. Kendim bir şeyler yapma savaşında olduğum için bu kadar çok yıpranıyorum aslında. Yoksa diğer yolu biz de biliriz yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok merak ediyorum aslında. Sizin fikirlerinizi. Sonra biraz da bu can sıkıcı konulara geçelim. Sizin de sevdiğiniz, benim de sevk aldığım bir konuya geçelim. Saç. Bakın görüyorsunuz dibimi zaten. Saçımın yarısı dip neredeyse. Gerçekten saçım çok uzadı. Dibim çok çıktı. Ve bunu da bir an önce boyamak istiyorum. Ama boyamışken Türkiye'ye gelmeme yakın boyamak istiyorum. Neye boyayacaksın? Neye boyayacaksın? Acaba neye boyayacağım? Nasıl Flash TV oyunculuğu sergiliyorum ama. Keşke Flash TV kapanmasaydı. Kapanmadı mı? İşte kapandı diye biliyorum ama. Kapanmasaydı da beni işe alsalardı ya. Vallahi çalışırdım he. Flash TV'de oyuncu olmak isterdim. Ne diyordum? Sarıya döneceğim. Tabii ki de sarıya döneceğim. Evet, bana demiştiniz. Evet, evet, dönersin demiştiniz. Evet, evet, evet. Ama bence iyi oldu. Saçıma yine bir ara vermiş oldum. Boyamaya ara vermiş oldum. Bayağı 2,5-3 ay olacak. Saçımı boyamayalı. Ama bu saçlar sarı olmuş olsaydı şu an bu dip benim daha çok gözüme batardı. Dayanamaz. Şimdiye kadar çoktan boyamış olurdum. O yüzden bir yandan da iyi oldu. Aslında.
Şimdi Türkiye'ye gitmeden önce ben aldım her şeyimi, biliyorsunuz. Türkiye'ye gitmeden önce bu arada bunu Rossmann'dan aldım, böyle likit aldık. Çok güzel ya. Bazen böyle mesela bugünkü, bazen mesela bugünkü gibi böyle ışıltıya çok düşkünsem bunu sürüyorum. Üstüne de bir aydınlatıcı sürüyorum. Sonra saçını neden kestin diye soranlar da var. Arkadaşlar lütfen beni Instagram'dan takip eder misiniz? Çünkü ben takibini yapamıyorum. Kim neyi ne kadar biliyor. O yüzden siz beni seviyorsanız, merak ediyorsanız 2 saniyenizi alacak Instagram'dan takip etmek. Şuraya tekrar bırakıyorum. Instagram'a gelin. Instagram'da sohbet edelim, tanışalım, konuşalım, kaynaşalım. Bana istekleriniz varsa, sorularınız varsa oradan yöneltin. Ben görüyorum çünkü gerçekten başka işim yok şu an. Bir sabahları eğitime katılıyorum. Sonrasında akşama kadar telefondayım. Tek yaptığım gerçekten farklılık akşamları bir de bizim çocuklarla konuşmak. Yani o kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. O yüzden Instagram'a gelin, tamam mı? Orada bekliyorum ben sizi. Sonra Golden Rose'un bir kalemini daha önereceğim size. Golden Rose'un 504. Neyse, ne diyordum? Instagram'da söyledim aslında. Neden saçımı kestiğimi. Şöyle ki ben saçımın uzamasını istiyordum. Uzamasını istiyorsan niye gidip kısa kestin, değil mi? Ama şöyle bir şey geldi başıma. Ben bir hataya düştüm. Saçlarım fazla işlem görmüş bir saçtı, biliyorsunuz. Ve ben bunun üzerine saçımı uzatmak için neler yapabilirim diye araştırıyordum. Bu da Elf'in çok sevdiğim bir ruju. Gerçekten çok sık kullanıyorum. T-Rose isimli. Araştırıyordum işte ne yapabilirim. Dudaklarım da çok kurumuş ya. Keşke bir nemlendirici. Söyle. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Araştırıyordum. Sonrasında en ulaşılabilir yöntemleri seçmek istedim. Yani herkesin elinin altında olabilecek yöntemleri hem deneyeyim hem size de bunu aktarayım istedim. Ne oldu? Ben saçıma hem Olaplex uyguluyordum hem de doğal şeyler yapıyordum. Ve şöyle oldu. Saçıma pirinç suyu hazırlıyordum. Pirinç suyunu bekletiyordum. Ertesi gün saçıma sürüyordum falan. O yöntemi uygulamak istedim. Çünkü beni en çok ikna eden yöntem o oldu çünkü. Ben bunu yaptım bir iki hafta. Saçlarımın lastikleştiğini fark ettim. Neyse dedim herhalde bilmiyorum. Çok mu yıpranıklar falan diye düşünmeye başladım. Sonrasında saçıma çok kafayı taktım. Niye tekrar lastikleşti? Saçıma hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Hani lastikleşecekseydi o zaman niye bakıra boyadığımda niye lastikleşmedi de şu anda oluyor? Hani aradan 2 ay geçti çünkü. Bu dediğim çok kısa bir zaman önce oluyor. Sonra saçımın yapısının gerçekten bok olduğunu gördüm. Bir gün tararken bayağı bir tutam kaldı benim taramda. Allah Allah falan dedim hani. Nereden geldi o? Ertesi gün değil, ondan sonraki gün ben zaten sürekli saçımı kessem mi kesmesem mi diye düşünüyorum bu esnada hani. Bunaldım, bıktım çünkü. Sürekli işte halim darlıyorum. Arkadaşlarımı darlıyorum. Keseyim mi kesmeyeyim mi? Şimdi ben onları tembihledim. Ben saçımla alakalı bir şeyle gelirsem lütfen bana hayır yapma deyin demiştim. Onlar da tabii hayır yapma dediler. Sonra bir gün aynanın karşısına oturdum. Saçıma bakıyorum işte kahkül falan kestiğim zaman. Saçımı taradım. Ve arkadan fotoğraf çekmek istedim. Hani bakayım saçımın uzunluğu şu an nasıl duruyor, kesimi nasıl duruyor diye. Saçımın tam ortasında saç yoktu. Şuraya fotoğrafını koyarım. Bir bakın. Yani arkadan tam ortasından saçım yok. Sağdan soldan olsa belki yine okey hani bir... Ama saçımı arkaya verdiğimde ortada saç yok. Tam ortasında.
Onu görünce bir gerçekten başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yani ben annemi çağırdım. Annem saçımı kesti. Ve sonrasında annemle oturup bunu konuştuk. Hani niye bu saçlar, niye kopuyor? Farklı ne yapıyorsun diye düşündüğümüzde aklıma direkt pirinç suyu geldi. O yüzden size buradan da bir çağrım. Lütfen yıpranmış saçlara doğal şeyler uygulamayın. Yani Hindistan ceviz yağı, yağ bakımından bahsetmiyorum. Olabildiğince keratin içerikli ürünler kullanın. Olapex kullanın. Saçınızın yapısını kurtarın. Sonrasında doğal yöntemleri tercih edebilirsiniz. Doğal yöntemler doğal saçlar için. Gerçekten çok yıpranmış saçlara zarar veriyor. İyi gelmiyor yani. Benim saçımı mahvetti ve kesmek zorunda kaldım. Kesince çok mutsuz oldum falan ama şu anda benim için bunları kullanmak daha kolay. Saçımı hiç ısı uygulamıyorum. Bir bugün bir fönlemek istedim. Fönlerken de gerçekten düşük ayarda ve hafif fönlüyorum. Sadece bir önlerimi falan fönlüyorum. Biraz daha volüm gelsin diye. O zaman da dediğim gibi koruyucu ürünler kullanıyorum. Ama sessiz olun. Dediğim gibi bunu böyle kulağınızın bir yerinde kalsın. Günün birinde umarım ki olmaz ama saçınız çok yıpranırsa işlemlerden, kimyasal işlemlerden, o zaman saçınızı kurtarmanın tek yolu ya rahat bırakmak tamamen ya da keratin içerikli ürünler kullanmak diyerek şimdi saçımı fönlemeye geçiyorum. Sonrasında kapanış için geri geliyorum. Yaptığım bu kadar. Yani çok 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 hafif üstünden geçiyorum. Ve aslında yaptığım şey şu. Kahküllerimi biraz daha volümleştirmek. Böyle daha çerçeve gibi oluyor ama bir sürü bebek saçlarım çıkmış şurada. Bu aralar vitamin alıyorum çünkü. Hem saç için hem de zaten doktorun bana yazmış olduğu vitaminler. Vallahi cidden bakın şuralarda her yerden saçım çıkıyor. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım böyle hem hazırlanmak hem böyle sohbet etmek hoşunuza gitmiştir. Eğer videolarımın devamını kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olun. Kaçırdığınız videolar varsa ekliyorum, hemen izleyebilirsiniz. Instagram'dan takipçi olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.